19. konuşmayı Vatan Partisi adına Genel Başkan Doğu Perinçek yapacak. Değerli vatandaşlarım, sizleri Vatan Partisi adına yürekten sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bu seçim Türk milletinin seçimidir. Çünkü Türk milletine savaş ilan ettiler. Başta Tayyip Erdoğanların AKP yönetimi Türk milletini anayasadan çıkartacağım diyor. İkincisi CHP Genel Başkanı Türk milleti etnik kavramdır. Anayasadan çıkartalım diyor. Üçüncüsü HDP, başka deyişte PKK o zaten Türk milletini baş düşman görüyor. Biz Vatan Partisiyiz. Türk milleti anayasanın temelidir diyoruz. Seçim Türk milletiyle Türk milletine savaş ilan edenler arasındadır. Türk milletini anayasadan çıkartmak öyle kolay değil. Bu amaçla AKP CHP hükümeti tezgahlanmaktadır. Amerika güdümlü bozuk düzenin efendileri artık Türkiye'yi AKP marifetiyle yönetemiyorlar. AKP iktidarına koltuk değneği gerekiyor. Atan Partisi olarak AKP ile hükümet ortağı olmayacağımızı ilan ettik. CHP ve MHP de millete söz versinler. AKP ile hükümet kurmayacaklarını açıklasınlar diye çağrıda bulunduk. Tam tersine AKP ile koalisyona sıcak bakıyorlar. Kemal Derviş televizyon ekranından Amerikan planını açıkladı. 8 Haziran sonrası için AKP CHP hükümeti ayarlanıyor. Zaten Tayyip Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun programları arasında hiçbir fark kalmadı. İkisi de Dersim diyor. İkisi de Seyit Rıza diyor, Şeyh Said diyorlar. İkisi de Türban diyor. Layıklığı birlikte çiğniyorlar. İkisi de 1930'ların Atatürk Cumhuriyeti'ne savaş açtılar. Her ikisi de emperyalist ekonomiye bağlandılar. Her ikisi de açılımcı kucaklarına HDP'yi aldılar. Kardeşler, liboşlara kanıp da HDP'ye oy vermeyin. Kaleşinkof'a şarjör olmayın. Vatana oy verin. Vatanda birleşin. Vatanı birleştirin. Değerli vatandaşlarım, AKP-CHP hükümetinin sırtına çok ağır yükler vuruldu. Hem AKP hem CHP, Amerika ve Avrupa'nın özellik dayatmasını kabul ettiler. Programlarına yazdılar. Türk milleti anayasadan çıkartılır ve özellik getirilirse ne olur? Hiç düşündünüz mü? O zaman bu millet etnik topluluklara bölünür. Irklara bölünür bu millet. Cemaatlere ve tarikatlara bölünür. Türkiye dağılır o zaman. Milli devlet yıkılır. Beylikler dönemine gireriz. Fetret devri gelir. Fitne devri gelir can güvenliği de kalmaz, mal güvenliği de kalmaz. Yugoslavya gibi oluruz, Irak gibi, Suriye gibi oluruz sonra. Kardeş kavgası çıkar. Türk milleti anayasa dışına sürülürse sömürge oluruz. Borçlanma ekonomisiyle ne hallere düştüğümüz ortada. Borç batağında boğulmanın sonu nereye varır? Hiç düşündünüz mü? O zaman fabrikalar, çarşılar, topraklar yabancının olur. Biz ise onların kölesi oluruz. Devletimiz de olmaz. Kemal Derviş bu nedenle yeniden piyasaya sürüldü. AKP CHP hükümeti kemerleri daha da fazla sıkacak. Onlara Türkiye'yi teslim edersek sütü de Avrupa'dan ithal ederiz. AKP, CHP ve HDP'ye verilen oylar aynı hükümet planına gidiyor. Bu koşullarda CHP ve HDP'ye verilen her oy AKP'nin başında olduğu hıyanet ortaklığına verilmiş olur. 8 Haziran'dan sonra dizimizi dövmeyelim. Bu planı bozmak için çare var. Oylar Vatan Partisi'ne. Vatan Partisi meclise, Vatan Partisi meclise girdiği zaman AKP-CHP anlaşması bozulur ve AKP'yi dışlayan milli hükümetin yolu açılır. Kardeşlerim, Vatan Partisi Türkiye'mizi borca batıran ve Türkiye'mizi bölen düzenin karşısındadır. Milli hükümeti kuracağız. Türkiye'yi Türkiye'den yöneteceğiz. Sizden yetki istiyoruz. Değerli vatandaşlarımız, partimiz hayal satmıyor. Hükümetin yapmadığı işleri Vatan Partisi yapıyor. Bir, Tayyip Erdoğan ve Fethullah Gülenlerin Ergenekon ve Balyoz tertiplerini Silivri duvarlarını yıkarak bozduk. Komutanların bileklerine takılan kelepçeleri kırdık. Türk ordusunu esaretten kurtardık. Vatan Partisi iktidarında Türk ordusu efsanesi geri gelecek. 2. Amerika ve Avrupa Türkiye'ye Ermeni soykırımını dayatıyordu. Vatan Partisi Lozan'da, Berlin'de, Paris'te Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır parolasıyla yurttaşlarımızı ayağa kaldırdı. Haklı davamızı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kabul ettirdik. Milletimizi soykırım dayatmasından kurtardık. 3. Vatan Partisi... Orta Doğu'ya barış ve kardeşlik getirecek olan ittifakı adım adım kuruyor. Suriye, Irak, İran, Can Azerbaycan, Lübnan ve Mısır yönetimleriyle görüşüyoruz. Anlaşmalar yapıyoruz. Bölgemizde Amerika'nın kışkırttığı teröre son vereceğiz. Batı ve Asya Birliği'ni oluşturuyoruz. PKK silahları yere atacak. Ayrıca komşularımızdan ucuz petrol ve doğal gaz alacağız. Orta Doğu pazarları Türkiye sanayicisine, Türkiye tarımcısına açılacak. Kamyonculara, tırcılara müjdeler veriyoruz. Nakliyelerimiz, nakliyecilerimiz Orta Doğu pazarlarına mal taşıyacak. 4. Vatan Partisi 19 Mayıs'larda, 29 Ekim'lerde AKP hükümetinin barikatlarını yıktı. Milyonları ayağa kaldırdı ve aslanlı yolda iktidar yürüyüşünü başlattı. Vatan Partisi Gezi'de başlayan halk hareketini Türk bayrağı altında birleştirdi. Vatan Partisi önderliğinde Mustafa Kemal'in askerleri sloganı meydanlardan tribünlere kadar milletin sloganı oldu. Amerikan askerinin kafasına çuval geçiren Atatürk gençliğini yetiştirdik. Geleceğimiz artık güvence altındadır. 5. Vatan Partisi özelleştirme saldırısına direnen işçi hareketinin ön cephesinde mücadele etti. Böylece emek ve cumhuriyet kalesi oluşturdu. 6. Vatan Partisi Edirne'den Hakkari'ye bütün milletimizi birleştiriyor. Kürdümüzü kucaklıyor ve örgütlüyoruz. Vatan Partisi Hakkari, Yüksekova'da ay yıldızda al bayrağımızı dalgalandıran tek partidir. Değerli vatandaşlarımız, şimdi sıra geldi bölücü anayasa yapmak için tezgahlanan AKP CHP hükümeti planını bozmaya. Oylarımızı AKP ile Hükümet planlarına değil, Vatan Partisi'ne verelim. AKP saltanatını yıkmanın yolu budur. Oylarımızı Türk milletini anayasadan çıkartma girişimine değil, Vatan Partisi'ne verelim. Vatanımızı bütünleştirelim. Oylarımızı Türkiye'yi borç batağında boğanlara değil, Vatan Partisi'ne verelim. Üretim ekonomisini kuralım. Çiftçi tarlasını eksin, hasadı kaldırsın. Sanayici tezgahını çalıştırsın. Fabrika bacaları tütsün emekçi ve emekli insanca yaşasın. Sadaka düzenine son verelim. Tek bir gencimiz işsiz kalmayacak. Çarşılara bereket getireceğiz. Yurttaşlar, Amerika dört bacaklı bir düzen kurdu. Bozuk düzen. Amerika'nın tezgahladığı hükümetin üç bacağı AKP, CHP ve HDP. Bozuk düzenin sigortası ise MHP. AKP iktidarı ne zaman sallansa MHP hemen devreye sokuluyor. Vatan Partisi bozuk düzenle mücadele ediyor. Değerli vatandaş, bu düzene teslim olma. Bağımsız Türkiye'nin kurulması için Vatan Partisine omuz ver. Türkiye bugünkü çıkmazdan büyük çözümle çıkacaktır. Türk milletini anayasadan çıkartmaya kalkanlara Türk mucizesiyle yanıt vereceğiz. Vatan Partisi büyük çözümün partisidir. Türkiye'mizin önü aydınlıktır. Karnı tok, sırtı pek Başı tık Türkiye'yi kuracağız. Umutlu olmak için her şeyimiz var. Güven duymak için her şeyimiz var. Atatürk önderliğinde mazlum milletleri ayağa kaldıran bir devrim başardık. Ve şimdi Vatan Partimiz var. Vatan Partisi'nin zulme karşı mücadelede denenmiş kadroları var. Vatan Partisi'nin devlet ve ordu tecrübesinde sınanmış yöneticileri var. Vatan Partisi'nin gençliği var. Vatan Partisi'nin çağdaş cumhuriyet kadınları var. Vatan Partisi bu kadrolarıyla Türkiye'mizi birliğe, kardeşliğe, dirliğe, zenginliğe ve aydınlığa ulaştıracak birikime, kararlılığa ve cesarete sahiptir. Vatan Partisi'nin simgesi buğday başaklarının kucakladığı yıldızdır. Oylar vatana, her şey vatan için. Vatan Partisi Türkiye için. Gülümse Türkiye. Vatan Partisi geliyor. Hepinize saygılar ve sevgiler. Canım yurttaşlarım.